Her duyu ile ilişkili algılama organları, çevremizdeki dünyayı anlamamıza ve algılamamıza yardımcı olmak için beyne bilgi gönderir. Farklı nörolojik sınıflandırma yöntemleri, 21'e kadar değişen miktarlarda duyunun varlığını kabul ederken, ekopsikolog Michael Coyne, 53 duyunun varlığını öne sürer. Ancak, şu an için kabul gören en az 9 duyumuz var. Bunlardan herkesin bildiği, temel 5 duyumuz, ilk olarak Aristoteles tarafından sıralanmıştır. Çevremizdeki cisimlerden gelen ışınlar, korneada kırıldıktan sonra göz bebeğinden geçer ve göz merceğine ulaşır. İkinci kez kırılan ışık, retinada sarı bir leke şeklinde ters görüntü olarak oluşur. Ters görüntü görme sinirleri aracılığıyla beyne iletilir. Görme merkezinde düz olarak konumlanan görüntü ile görme olayı gerçekleşir. Kulak kanalına girdikten sonra ilerleyen sesler kulak zarına çarpar. Kulak zarı, oluşan titreşimleri güçlendirerek orta kulakta bulunan üç kemik, çekiç, örs, üzengiye ulaştırır. Salyangozdaki sıvıya geçen titreşimler, duyu hücrelerine oradan da sinirlere aktarılırlar. İşitme siniri aldığı bilgileri elektrik darbeleri ile beyne gönderir ve bu darbeler beyinde ses olarak algılanır. Ağza alınan besin, öncelikle tükürük sıvısıyla çözünür. Bu sayede besinler, papilla denilen ufak kabarcıklar üzerine yapışır. Papillada bulunan tat tomurcukları besinin tadını algılar ve beyne gönderir. İşte besine karşı verilen tepki de burada oluşturulur. Bu olayların gerçekleşme süresi sadece 150 milisaniyeden ibarettir. Yetişkinler 2000 ila 4000 arasında tat tomurcuğuna sahiptir. Her bir tat tomurcuğu, 10 ila 50 arasında duyusal hücreye sahiptir. Eğitim sürecinde dil hakkında öğretilen öncelikli durum, dilin tat bölgelerinin farklı olduğu, acıyı, ekşiyi farklı bölgelerde hissettiğimizdi. Fakat yapılan çeşitli çalışmalar dilin bir bütün olduğu yönünde. Bir cisimden çıkan koku molekülleri havaya karışır, hava ile birlikte burun deliklerinden girerken, toz ve mikroplar burun boşluğunda tutulur. Isınıp nemlenen hava sarı bölgedeki mukus içinde çözünerek, mukus içinde gömülü olan koku alma duyu hücrelerini uyarır. Bu uyarılar, hücreler tarafından duyu sinirlerine aktarılır ve beynin koku alma duyu merkezine iletilir. Beynin algılaması sonucu koku alma olayı gerçekleşir. Burunda 400 koku reseptörü bulunmaktadır. İnsanların 10.000 kadar farklı kokuyu algılayabildiği şeklinde bir inanış vardı. Yapılan son çalışmalar, 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebileceğimizi gösteriyor. Deri, sinirler, duyu reseptörleri, ter, yağ bezleri ve kıl folikülleri içeren yığın hücrelerden oluşur. Dokunma, ağrı, basınç ve sıcaklığı tespit edebilen genel deri reseptörleri, aldığı uyarımları omuriliğe ve daha sonra beyindeki dokunma merkezine iletir. Uyarıların beyin tarafından değerlendirilmesi sonucu, dokunma, hissetme duyusu algılanmış olur. Dokunma aynı zamanda insanların karar verme şekillerini de etkileyebilir. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, doku, soyut kavramlarla ilişkilendirilebilir ve bir şeye dokunmak, kişinin aldığı kararları etkileyebilir. Temel 5 duyumuz dışında, sinir bilimcilerin genel olarak kabul ettiği 4 duyumuz daha var. Isı duyusu. Derimizde ısıyı ya da ısının yokluğunu hissetmemizi sağlayan duyu. Çok sıcak bir cisme dokunduğumuz anda, onun ısısıyla ilgili bilgiyi kaydetmiş olmamıza rağmen, yüzey, şekil veya yapısına dair en ufak bir algı yaratamıyoruz. Yani aslında ısı algılama sürecimiz dokunma duyusuyla eş zamanlı çalışmıyor. Denge duyusu. İç kulağın yaptığı ölçümlerle başlayan bir mekanizma ile, beynimiz ile hareket halindeki vücudumuz arasındaki iletişimi, denge duyusuyla sağlıyoruz. Ağrı duyusu. Deride, eklemlerde ve organlarda hissedilen acının algılanması. Bu duyunun beyinle hiçbir ilgisi bulunmuyor, çünkü beyinde acı reseptörü yoktur. Örneğin, baş ağrıları, sanıldığının aksine beynin içinden değil, kafatasımızdaki diğer sinir uçlarından hissediliyor. İç algı. Bu duyu, vücudumuzdaki bileşenleri görmediğimizde ya da hissetmediğimizde, bunların nerede olduğunu bilinçaltında bilmemizi sağlar.
gözlerinizi kapattığınızda sallanan ayaklarınızın nerede olduğunu bilmeniz gibi. Bu dokuz duyunun dışında, açlık, derinlik, anlam gibi daha birçok konuda duyu tartışmaları devam etmektedir. Kimi insanların algılama biçimleri bile değişebilir. Örnek olarak, sinestezisi olan insanlar, sesleri renk olarak görebilirler, ya da belirli manzaraları kokularla ilişkilendirebilirler.